Değerli arkadaşlar, bu videoda neden senin hayatın karma karışık? Neden devamlı rayına soktuğun hayatın tekrar raydan çıkıyor? Veya niye herkes seni kontrol altında tutmaya çalışıyor? Veya hep başkalarının arkasından koşuyorsun? Kendi özel hayatın yok. Neden bu şekilde sıkıntılar yaşıyorsun? Bunları nasıl çözersin? Bu videoyu sonuna kadar izlersen bunu ne yapacaksın? Öğreneceksin. Değerli arkadaşlar, hedefi olmayan bir insan, hedefi olan bir insan tarafından devamlı kontrol altında tutulur. Şöyle örnek vereyim. Senin eşinin hedefi var ama senin hedefin yok. Tamam, bunu böyle kabul et. O zaman hedefi olan bir insanın vücudunda hormon olarak daha fazla gıdası vardır. Mutluluk hormonu daha fazladır. Daha canlıdır, daha sağlıklıdır. Gözleri parlar hedefi olan eşinin. Senin de hedefin yok ya. Bu sefer hedefi olan her zaman baskın çıkar ve hedefi olmayan insanı kontrol altında tutmaya çalışır ve tutar. Bu kişinin, yani eşinin arkasından koşmaya başlarsın. Senin kendi özel hayatın olmaz artık. Hep başkalarının amaçlarının arkasından koşarsın. Arkadaşının hedefi varsa arkadaşının arkasından koşarsın. O seni yönlendirir, o seni kontrol altında tutmaya çalışır. O seni bir çeşit hipnoz eder. Bir bakmışsın ki aradan 5 sene geçmiş, 10 sene geçmiş. Çok iyi dostunuz siz onunla, o arkadaşınla veya eşinle. Sonra birden araya sıkıntılar girer ve onunla bozuşursun artık. Onunla kavga edersin. Uyanırsın çünkü. Çalar saat gibi düşün. Bir yerden mesaj gelir artık. Uyanırsın. Aa dersin. Ben bu zamana kadar boşa yaşamışım, ömrümü boşa geçirmişim diye hayal kırıklığına uğrar. Sana bunu yapan kişiyi suçlarsın. Bu eşin olur, dostun olur, arkadaşın olur, fark etmiyor. Peki bu tuzağa düşmemek için ne yapman lazım? Değerli arkadaşlar, hedefi olan bu kişi senin eşinse onunla ortak bir hedefin olmalı. Yani sadece onun hedefi olmamalı. Hedefiniz ortak olmalı. Ortak bir hedefiniz varsa o hedefe doğru ilerlerken omuz omuza ne yaparsınız? Çalışırsınız, gayret gösterirsiniz ve hedefinize de varırsınız. Veya bu senin ortağın olabilir, arkadaşın olabilir veya dostun olabilir. Onunla ortak bir hedef, ortak bir amacınız olsun ki o arkadaşlarınızın bir anlamı, bir manası olsun. Yani eğer onun hedefi varsa, biraz önce dediğim gibi, senin hedefin yoksa sen onun kölesi olursun. O seni yönetir. Peki hocam, ben bunu zaten yaşıyorum yıllardan beri. Biliyorum, aranızda bunu söyleyecek insanlar var ya. Devamlı duyuyorum ben bunu. Bu videonun altına yorum olarak yazanlar olacak şimdi. Hocam ben mağdur oldum. İşte beni eşim böyle kandırdı. İşte arkadaşım şöyle kötülük yaptı. Bunu söyleyeceksin. Bunu yazacaksın, biliyorum. Bunları yaşadın çünkü. Yaşamamak için ne yapacaksın? Bir kere geç değil, bunu kabul et. Yani bugün yeniden başlayabilirsin. Bugün karar vermen lazım. Kendine anlamlı hedefler koy. Bir kişinin en büyük hedefi kendini tanımak olmalıdır değerli arkadaşlar. Çünkü insan kendini tanımaya başladığı zaman ömrünü israf etmiyor. Ömrü zayi olmuyor. Ömrü manalı, anlamlı oluyor ve ömründen tat alıyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla en büyük hedefin kendini tanımak olmalı. Şahsiyetini geliştirmek için çaba göstermen gerekiyor. Netflix izleyerek, dizi izleyerek, haber izleyerek, maç izleyerek kesinlikle kendini geliştiremezsin. Şahsiyet gelişimi olmaz. Karakterin bunlarla gelişmez. Dolayısıyla seni geliştirmeyen ne varsa bunları hayatından çıkaracaksın ve seni geliştiren kim varsa, ne varsa buraya kendini yönlendireceksin. O tarafa fokuslanacaksın. Ve sen kendini geliştirdikçe, kendini tanımaya başladıkça, özelliklerini öğrenmeye başladıkça vücudundaki fizyolojik değişiklikleri hemen görürsün zaten. Hayatın değişmeye başlar. Sen değiştikçe ayna misali hayat da değişmeye başlar. Güzelleşmeye başlar. Sen hedefe doğru ilerlersin ama. Birileri tarafından yönetilmemek için demek ki bir insanın hedefi olması lazım. Bu hedeflerden mutlaka kendi ölçüsüne göre olmalı. Yani ayağını yorganına göre uzatmalı. İşte bir insan tutarlı, mantıklı bir hedefi varsa birileri tarafından yönetilmez. Birileri tarafından köle haline gelmez o kişi. Niye? Çünkü bunun da hedefi var. Bu kişinin de, yani senin de artık hedefin var. Hedeflerin tutarlı olmalı, mantıklı olmalı, sana göre olmalı. Uçuk kaçık değil tabii. Bu hedeflerini gözünün önüne sürekli getirirsen zaten hedefine ulaşırsın ve seni kimse
kontrol altında tutmaya çalışmaz ve hayatın düzene girmeye başlar. Çünkü artık birileri tarafından kontrol edilmezsin, edilemezsin. Birileri tarafından köle olmazsın. Hocam ben nereden başlayacağım, nasıl bir hedefim olmalı diye düşünebilirsin şimdi. Nasıl işin içinden çıkacağım? Eğer sen de gerçekten bugünden sonra birilerinin kölesi olmak istemiyorsan, birilerinin tuzaklarına düşmek istemiyorsan, hedefinin olmasını istiyorsan ve bu hedefe ulaşmak istiyorsan o zaman benimle iletişime girebilirsin. Hemen bu videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur, gönder. Eğer sen de uygunsan bizim programlara, o zaman bizim arkadaşlar seninle telefonla görüşürler ve uygun olduğunu anlarlarsa benimle ücretsiz ön görüşme için sana bir randevu verirler. Bu randevuda ben sana şu anda neredesin bunu konuşuruz. Nereden geldin, neler denedin, nasıl başarısız oldun, başarılı olabilmen için, hedefine varabilmen için neler yapman lazım veya nasıl bir hedefin olmalı ki başarılı olup daha huzurlu, mutlu olmanı sağlayacak neler yapman gerektiğini ne yaparız beraber konuşuruz. Bunun için yapacağın tek şey gerçekten samimi olarak bu aşağıdaki formu doldurup bana göndermen. Samimi bir şekilde özenerek, noktasına kadar özenerek doldurursan sen de binlerce insan gibi hedeflerine varır ve mutlu, huzurlu olursun, başarılı olursun. Bunun için hemen şimdi karar ver, videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Bu videoyu beğendiysen beğene tıkla ve henüz değilsen bizim YouTube kanalımıza abone olarak bildirimleri açmanı da tavsiye ediyorum. Hoşça kal.